Arkadaşlar, hoş geldiniz KPSS öğrencilerimiz. Herkes hoş geldi. Mukaddes Hocam hoş geldiniz. Serap Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. İlk uzam öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben arkadaşlarım. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Umarım çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. Günün sonunu güzel kapatacağız bu seminerimizle birlikte. Bugünkü seminerimizde verimli çalışmayı ve ders çalışma motivasyonunuzu arttıracak 5 tekniği öğreneceksiniz arkadaşlar. Hadi biraz tanışalım. Kimler var aramızda? Kimler hangi alanlardan, hangi kategorilerden giriyor sınava? Herkes çok kısaca kendini tanıtsın bakalım. Biraz tanışma, kaynaşma. Sosyal bilgiler. Wow. Çok güzel bir bölüm Kevser Hocam. İşletme mezunuyum. A grubundan dördüncü kez sınava gireceğim. Sosyoloji, işletme, tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, radyoloji, biyomedikal mühendisliği, ortaöğretim hemşire Eylül Hocam, tarih Nazlı Hocam. Ebelik mezunuyum. İlköğretim matematik. Çok güzel. Çok çok güzel. Sosyal hizmet. Sağlıkçısından eğitimcisine, mühendisinden sosyoloğuna kadar karma bir kitle var şu anda. Kamu yönetimi A grubu. Çok güzel. Biliyorsunuz arkadaşlar birkaç gün önce hakimlik sınavı sonuçları açıklandı. Eğer hakimlik sınavına giren varsa içimizde. Eğer istediğimiz sonucu alamadıysak tam gaz A grubuna koşmaya devam edelim. Bırakmayın sakın çalışmalarınızı. Görsel iletişim tasarımı formasyon aldım. Grafik öğretmeni alanından atanacağım inşallah. Çok güzel Rümeysa Hocam. Yani siz GGK ve eğitim bilimlerine gireceksiniz o zaman. Basın yayın teknolojileri. Çok güzel. Harika. ÖABT'si olanlar da var Meryem Hocam gibi. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği. İlköğretim matematik. Bu alanların ÖABT'leri var. Yoğun bir sınav. Üç aşamalı bir sınava giriyor bu öğrenciler. Aynen öyle. Tarih öğretmeniyim, sosyal bilgiler öğretmenliği okuyorum. Tuğba Hocam hiç zor olmasa gerek sosyal sizin için ama orada coğrafya ve fark dersleri giriyor. Belki orada zorlanabiliriz. Tarihten mi gireceksiniz? Çok güzel. Rümeysa Hocam çok teşekkür ederim. Eminim sizin de enerjiniz en az benim enerjim kadar güzeldir. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam metninizi çok duydum. A grubu ve ÖABT'de sizde kayıtlı birkaç arkadaşım var. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Mukaddes Hocam, yeniden hoş geldin. Sen bizim kıymetli bir misafirimizsin. Madem arkadaşların önermiş, çok çok sevindim. Evet, sosyal daha karışık. Tuğba Hocam, tarihte en azından tek bir alandan ilerliyorsunuz. Sosyal de birden fazla yan alanlar, coğrafya. Ki coğrafya da en az ÖABT coğrafya kadar detaylı gerçekten. Harika. Çok güzel. O halde herkes hazırsa başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Bugün çok güzel 5 yöntem öğrenerek ayrılacaksınız bu seminerden. Bugün de çalışma süreciniz de miladı olacak eminim. Motivasyonum sıfır. Hayır mukaddes hocam. Sıfır olmayacak, artacak. Hiç merak etmeyin. O halde hazırsak başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlarım, özellikle öğretmenlerim bence bu sorduğum soruyu daha objektif ve bir eğitimci kimliğiyle daha doğru yanıtlayabilirler diye düşünüyorum. Öncelikle motivasyondan da ziyade şu an yaptığınız çalışmanın verimli olduğunu düşünüyor musunuz? Yani siz verimli ders çalışabiliyor musunuz? Herkesten yanıt bekliyorum. Seminerde olan tüm öğrencilerimden aktif yanıt bekliyorum. Evet, verimli olsaydı dördüncü kez girmezdim diyor. Çok haklısın Mukaddes Hocam. Hayır hocam, çok fazla zaman harcıyorum ve zaman nasıl geçti bilmiyorum. Rümeysa Hocam değil mi? Bir gözümüzü bir açtık bir kapattık. Eylül ayından çat Şubat'a gelmişiz. 5-6 ay gitmiş yani. Dönemin ilk yarısı yok. Çok konu var, nasıl yetişir bilmiyorum. Mukaddes hocam hiç merak etme. Özellikle bizim A grubu metimizi zaten duymuşsun. A grubunda çok stratejik yöntemlerle hazırladığımız bireysel bir ders çalışma programımız var. Yapay zeka sistemiyle onunla ilgili de bilgi aktaracağım zaten. Verim ruh halime bağlı oluyor hocam. Ah ah. Yani her şeyi kendimize bağlıyoruz arkadaşlar. Bu sizce doğru mu?
Kişinin kendi sürecini objektif değerlendirmesi, yorumlaması, yönetmesi sizce mümkün mü arkadaşlar? Ben çok uyuyorum ve dikkat konsantrasyon sorunu yaşıyorum. Çok iyi yapmışsın Mukaddes Hocam. Seminer sonunu bekle. Kurslarımız ve yapay zeka eğitim modelimizle ilgili bilgilendireceğim arkadaşlar. Bilgi almak isteyenler sonuna kadar kalsın lütfen. Arkadaşlar bir kere profesyonel yaklaşmamız gerekiyor. Bakın ders çalışma süreci çok meşakkatli bir süreç. Bir mühendislik çalışması gibi ilmek 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 profesyonel ilerlemeniz gerekiyor. Yani bugün modum yok, ah çalışmayayım. Yarın 10 saat çalışırım. Hayır. Süreklilik bir programdaki en önemli kriterlerden biridir. Eğer sürekliliği sağlayamıyorsan başarılı olamazsın. Net bir şekilde söylüyorum. Ben kendim de bir öğretmenim. Yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum çalıştığım kurumda. Şu an yapay zeka sanal koçluğu yapıyoruz. Kayıtlı olan öğrencilerimizde ve en trik noktanın istikrar olduğunu çok net bir şekilde biliyorum. O yüzden lütfen siz de öncelikle eğer bir yola çıkacaksanız bunu bilerek yola çıkın. Yani ben düzenli olmak zorundayım, istikrarlı çalışmak zorundayım. Bakın az ya da çok başka bir şey, verim çok başka bir şey. Okulda çalışıyorum, eve dönünce yorgun oluyorum. Evet Ahmet Hocam, senin gibi farklı sorumluluğu olan çok fazla öğrencilerimiz var. O yüzden yalnız değilsin. Önemli olan o ayırdığın minimal süreden verim alman. O halde eğer herkes yanıt verdiyse bakalım. Bir konuyu anlamak için kıymetli öğrencilerim, hiç günlerce ders çalıştığınız oldu mu? Hocam öyle bir konu var ki benim rüyalarıma giriyordu. Kabuslarıma giriyordu. Çalış 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 anlamıyordum. Ah iktisat. Aman Tanrım. Nazlı Hocam, evli ve çocuklu olanlara bir sistemle hazırlanmasını önerebilirim. Tek başınıza çok zorlanırsınız. Eğer imkanlarınız dahilinde ise profesyonel bir destek alın. Alanın hepsi, evet. Öğrendikten sonra unuttuğum çok oldu. Permütasyon, kombinasyon, olasılık. Büşra Hocam, sanıyorum matematikle aran çok iyi değil. Buradan bunu anladım. Soyut cebir. Ay Fatma Gül Hocam, sen matematik öğretmenisin. Evet, soyut cebir, lineer cebir var değil mi sizde? Bir de analitik geometri var. Hatırlıyorum ben ÖABT matematik derslerini. Bayağı zor hocam. Aa, o eski Türk edebiyatı. Eda Nur Hocam, bir de edebiyat öğretmenlerin en zorlandığı eski Türk artı eski dil. Ölçme değerlendirme. Evet, çok iyi anlıyorum. Bu hepimizde oldu arkadaşlar. Merak etmeyin. Bunu yaşayan tek kişi de siz değilsiniz. Günlerce ders çalışıp hala anladım anlamadım arasında olanlar oldu. Bunu her öğrenci yaşıyor arkadaşlar. Bu normal bir durum. Bir dersin konularını siz arkadaşlar, herkesten bireysel yanıt bekliyorum. Ünite baştan sona hocam benim öyle bir sıralamam var ki açıyorum en baştan. Allah ne verdiyse devam ediyorum. Devam ediyorum mu? Yoksa belirli bir sıraya göre mi çalışıyoruz? Mukaddes hocam sen olsun. Seni buldum. Sen ünite baştan sona çalışarak hazırlayan bir öğrencisin. Belirli bir sıraya göre. Problemlerin bazı kısımları. Baştan sona ben öyleyim. Arkadaşlar sizce peki bu doğru bir yöntem mi? Şimdi mantıksal bak. Tarih öğretmenim vardı. Tarih hocam lütfen beni destekle. Yani konu kısmında özellikle senin bilgilerine ihtiyacımız var. Ben bildiğim kadarınca örnek bir dersten size bir betimleme yapacağım. Şimdi tarih dediğimiz ders birçoğunuz tarafından sevilmeyen, sözelcilerin göz bebeği olan, sınavda en az matematik kadar zorlayan ve standart sapması da son 3-4 yılda inanılmaz yükselen bir ders. Eğer sen tarihi, Mukaddes Hocam senin üzerinden örnek veriyorum. Çünkü ben direkt oyum dedin, kendini tanıdın. Hemen ben oyum hocam dedim. O yüzden senden örnek vereceğim. Tarih dersine başladın İslamiyet öncesi Türk tarihinden, İnkılap tarihine kadar, çağdaş Türk dünya tarihine kadar çalış, 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 çalış. Aylarını aldı. Peki, Eylül ayında çalıştığın İslamiyet öncesi Türk tarihi dersine dönebilme fırsatın oluyor mu?
baştan sona çalışıyorsun ya, ayların gidiyor, müthiş bir zaman kaybı. Bunların tekrarlarını kim yapacak arkadaşlar? Olmuyor. Sıfır akılda kalması mümkün değil. Yani böyle bir teori var. İsmini bilen yazsın. Altı delik kavanoz ya da altı delik bardak teorisi olarak aklımda kalmış ama bilen öğrencilerim lütfen beni düzeltsin. Arkadaşlar siz buraya su ekliyorsunuz. Altı delik akıyor. Sen bilgi ekliyorsun gidiyor. Ekliyorsun gidiyor, ekliyorsun gidiyor. Yani zamanını harcıyorsun, enerjini harcıyorsun. Netlerinde hiçbir oynama yok. Şu dönemde benim özellikle öğrenci koçu olarak görüştüğüm öğrencilerde, bizim kayıtlı olmayan öğrencilerimizde şunu çok duyuyorum. Hocam ben Ağustos'ta öyle bir gazla, öyle bir motivasyonla başladım ki diyorum ki işte Türkçe'yi yarıladım, matematikten işte geometriye kadar geldim, tarihi Osmanlı tarihini bitirdim. Kendime yeni yılda bir sürpriz yapayım. En azından bir motivasyonum yükselsin diye bir deneme yapayım dedim. Bir baktım başlangıçtaki netimle dönemin ortasındaki netim arasında bariz bir fark bile yok. Yani ölçmüyorsunuz arkadaşlar. Kendinizde durup da ben çalışıyorum ama verimli mi değil mi buna bakmıyorsunuz. Sürekli bir çalış çalış çalış. Eylül'deki konun gitti bir kere. 5 ay 6 ay olmuş. Mümkün değil aklında tutamazsın. O yüzden eğer ki buna ben oyum diyorsak, evet hocam ben bu şekilde çalışıyorum diyorsak bir kere düt verimsiz çalışıyorsun. Baştan sona değil, eksik olduğun konulardan başlayarak devam etmen gerekiyor. Eğer senin İslamiyet öncesi Türk tarihinde mukaddes hocam, dördüncü kez giren bir öğrenci olarak geçmiş yıllarda attığın bir temel varsa sen bir kere sıfır değilsin. Hangi basamaktaysan oradan başlaman gerekiyor. Ortada mısın? Ortadan başla. İleride misin? İleriden başla. Başlangıçta mısın? Başlangıçtan başla ama önce bunun için seviyeni bilmek zorundasın. Aynen öyle Tuğba hocam. Sızan Huni. Geliyorum bir diğer soruma. O yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? Baştan sona değil. Herkesin sıralaması aynı olmaz. Hepinizin başarı oranı aynı değil. Geçmiş deneyimleri aynı değil. Seviyenize göre eğitim almanız, seviyenize göre ders çalışmanız gerekiyor. Geliyorum üçüncü soruma. Hangi konuda hiç soru kaçırmazsın? Hocam ben şu konuda kendime çok güveniyorum. Benim üstüme yok. Hangi konu? Üçgen, sayılar, yaş problemleri. Ben ilk kez hazırlanmıyorum hocam. O yüzden baştan başladım. Geçen yıl deneme için girdim. 60 puan almıştım. O yüzden baştan başlamak istedim. Rümeysa hocam mantıklı ama yine baştan başlaman, evet vaktin varsa okey. Ama eğer ki yeni başlıyorsan şu tarihte belirli konulara daha fazla çalışman gerekebilir. Belirli konulardan kastım da tırnak içerisinde söylüyorum. Soru sayısı yüksek olan konulara daha çok çalışmalısınız arkadaşlar. Bu sınav bir strateji sınavı. Osmanlı kültür medeniyeti. Tarih full. Wow, Mehmet hocam senin bölümün neydi? Çok merak ettim. Tarihin tamamında soru kaçırmıyorsun. Etkilendim, harika. Çok güzel. Tıbbi sekreterlik. Harika, çok güzel. Genelde bu bölümde sayısal bir bölüm olarak bilinir ama demek ki senin özel bir ilgin var ya da çok fazla deneyimin var. Çalıştın, yani kendini analiz ettin, doğru yöntemde çalıştın. Peki, bu soruların yanıtlarını hepinizden aldım ve aslında olması gereken yanıtları da verdim. Arkadaşlar, çalışmalarınızdan verim alabilmeniz için olmazsa olmaz 5 tane kural var. Bu 5 kuralı hayata geçirebilirsen o çalışmadan verim almama gibi bir ihtimalin yok. Ama bu 5 kuralı bütün derslerin bütün konuları için hayata geçirmen gerekiyor. Bu arada şu anda bu yıl için herhangi bir destek alanlar var mı? Kimler nereden destek alıyor? Yani hocam ben tek başıma zorlanıyorum o yüzden falanca kurumdan, falanca dershaneden, falanca uzaktan eğitiminden destek alıyorum diyenler var mı? Şu an bu tayfa kendisi mi hazırlanıyor?
Mukaddes hocam, ben dershaneye gidiyorum hocam ama 1 2 haftadır bıraktım. Neden? Verim alamadığın için mi? TKM alan için uzaktan ders alıyorum. Destek almıyorum hocam. Uzaktan alan ders alıyorum. Peki Fatma Gül hocam, GGK eğitim bilimlerini ne yapıyorsun? Evet hocam, çok yavan ve ilerlemiyor sanki. Destek almıyorsunuz. Genellikle şu an kendisi hazırlananlar yoğunlukta diyebilir miyim? Ay mukaddes hocam, o dershanelerdeki o en önde oturan çok bilmiş öğrenciler var ya, benim gerçekten hayatımın kabusuydu. Ben de bu arada hem liseye giriş sınavında, bizim zamanımızda SBS'ydi, hatırlayanlar vardır belki yaşıt olduklarımız, 6-7-8 dershaneye gittim. Hem de üniversite sınavında, o zaman da LGS LYS'ydi benim zamanımda, iki sınav, bir işte şu anın TYT'si, bir AYT'si. Hepsinde dershaneye gittim arkadaşlar. Allah'ım, onlar benim için bir kabustu. Ne dikkat kalıyordu, ne odak kalıyordu önde. Hoca sadece sanki onlara ders anlatıyor. Ben gidiyorum uzaktan bir sitcom izler gibi izliyorum. Arada sırada gülüyorum falan. Geliyorum, çat denemeye giriyorum. Yok. Net falan yok. Öğrenme falan yok. Hemen hemen hepsinde de yarı dönemde bıraktım. Evde kendim kapandım. Sağ olsun bir rehberlik uzmanım vardı. Rehberlik öğretmenim okulda. O çok yardımcı oldu. Çok gerçekten vizyonlu bir hocamdı. Kulakları da çınlasın inşallah. O gerçekten beni tanıyarak en azından bana birkaç yönlendirme yaptı. Ben de zaten çok hırslı, motivasyonum da çok yüksek biri olduğum için dedim ben öğretmen olacağım. Çat, eğitim fakültesi. İlk yılımda kazandım gittim arkadaşlar. İlk 10.000'e girdim hatta. O yüzden dershaneleri çok iyi bilirim. Hele şu anki süreçte, bu benim dediğim olay tabii ki de nereden baksan 10 yıl falan oldu. 8-10 yıl. Şu anki süreçte çok daha, çok 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 daha verimsiz arkadaşlar. O yüzden dershane çok zor. Ben 27 yaşındayım hocam. Vardır belki yaşıt olduklarımız. Kesinlikle. Bir arkadaşlar dershanelerde bak binlerce öğrenci var. 2-3 derece çıkarıyorlar. Çat afiş afiş az. Biz çok başarılıyız. İyi de oran orantı yaptığında sen 1.000 öğrenciden 3 tanesini kazandırmışsın. Bu sence başarı oluyor mu? Diğer 900'ü nerede? Değil mi? Damla hocam, program bu seminerde yapmayacağız. Bizim yapay zeka sistemi üzerinden kayıtlı olan öğrencilerimize yaptığımız ders çalışma programlarımız var. Bunun için eğitimlerimize kayıt olmanız gerekiyor. Evet Tuğba hocam, yaşıtız. Dershane evde çalışma ortamı yoksa iyi. Kütüphaneler elverişli. Ders çalışan insanları görünce ders çalışmak daha verimli. Bir de denemeler için güzel. Gerisi gereksiz. Katılıyorum ayrıca hocam. Okul öncesinden girdim geçen sene, sıralama 6.000, daha yeni başlayacağım çalışmaya. Evet hocam, bence kontenjanları bekleme, tam gaz çalışmaya devam et. Evet. Kütüphaneden giriyorum seminere. Çok güzel. Kevser hocam bunun tam örneği. Şimdi arkadaşlar size öyle bir sistemden bahsedeceğim ki bu 5 altın kuralın tamamını uyguladığımız bir sistem. Bu arada Tekuzem'i arkadaşlarından duyan, reklamlardan duyan, derece hikayelerimizden duyan, gören çok fazla öğrencimiz vardır. Belki birçoğunuz eğitim analizlerimizi çözmüşsünüzdür. Birçoğunuz yapay zeka sistemimizi inceleme fırsatınız da olmuş olabilir. Şu anda biz kurum olarak yaklaşık 10 senedir arkadaşlar Türkiye'de açılan ilk uzaktan eğitim kurumlarından biriyiz. Bunu ismimizden de anlayabilirsiniz, Tekuzem. Ve bu alanda herhangi bir rakibimiz yok. Öyle bir sistem geliştirdik ki sizin yaşayabileceğiniz, yaşadığınız bütün eksiklikleri düşünerek başarıya gideceğiniz yolda tek 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 size koçluk yapacak özel bir sistem. İsmi Tekes. Tek eğitim sistemi ve tek eğitim sisteminde arkadaşlar bir öğrencinin öğrenme yapısı ölçülür. Yani eğer çalışmalarından verim almak istiyorsan öğrenme yapını bilmeli ve öğrenme yapına uygun çalışmalısın. Şu an kimler öğrenme yapısını biliyor mesela? Dershaneye gidiyorum diyenler vardı. Uzaktan eğitim, XYZ Akademi'den eğitim alıyorum diyenler vardı. Hanginiz öğrenme yapınızı biliyorsunuz arkadaşlar? Feyza hocam, hoş geldin.
Görsel. Bizim eğitim önerilerimizden öğrendiniz değil mi? Mesela sizin kayıt olduğunuz kurumlarda sizin öğrenme yapınız nedir? Sizin unutma süreniz nedir? Sizin dikkat dağınıklığınız var mıdır, yok mudur? Bunlar önemsenmedi arkadaşlar. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bir eğitimci, bir öğretmen olarak söylüyorum ki eğitim bireysel bir ihtiyaçtır. O yüzden genel geçer yöntemlerle fark yaratıcı başarılara ulaşamazsınız. O derece elde eden öğrenciler var ya arkadaşlar. Hepsi kendini tanıyarak çalıştı. Tek bir ortak özellikleri vardı. Kendilerine uygun çalıştıkları için o yüksek dereceleri elde ettiler. Bizim mesela hocam Türkiye birincilerimiz var her alanda. YKS'de, KPSS'de, DGS'de. İşte o öğrenciler kendilerini tanıdıkları için aslında derece çıkardılar. Evet, değil mi Betül hocam? Bak Betül hocam diyor ki, hocam ben öğrenme yapımı tek uzamdan öğrendim. Görsel ve işitsel çıktı. Mukaddes hocam seminer sonunda eğitim analizimize girebileceğiniz linki ileteceğim. Şu analizi başka Türkiye'de hiçbir yerde bulmanız mümkün değil. Patenti yalnızca bize ait, yapay zekanın ölçtüğü sonuçlar olacak. Hem öğrenme yapınız, hem unutma hızınız, hem dikkat dağınıklığınız, hem stres seviyeniz, zeka tipiniz, öğrenme yönteminiz, her şeyi tek tek ölçecek arkadaşlar sistem. Ve biliyorsunuz ki öğrenme yapısı kişinin tıpkı parmak izi gibidir. Her öğrencinin öğrenme yapısı farklıdır ve bizim amacımız ne arkadaşlar? Çok çalışmak değil, verimli çalışmak. Her öğrenci, hepiniz farklı öğreniyorsunuz. Bu sebeple verimli çalışmanız için de kendi öğrenme yapınızı bilmeli, buna uygun çalışmalısınız. Birinci basamak anlaşıldı mı? Kendimi tanıyacağım. Kural bir. Çiz üstünü. Geliyorum ikiye. Eğitim analizimizin linkini paylaşacağım. Geliyorum ikiye. Her şey herkes hazır mı? Evet. Arkadaşlar şu görselin güzelliğine bakın. Bayıldım gerçekten şu görsele. Çok tatlı bir çocuk aynı zamanda. İkinci basamakta eğer verim almak istiyorsanız arkadaşlar seviyenize uygun çalışmak zorundasınız. Seviyenizi bilmeden random yaptığınız bir çalışma ya da çok ileridesiniz ama temelden başladınız ya da çok temeldesiniz ama ortadan ileriden başladınız diyelim ki. Mesela Mukaddes hocam sen İBF'lisin değil mi? Herhangi bir bölüm maliye, muhasebe, işletme, ÇEKO, kamu yönetimi fark etmez. Üniversitede İktisat dersini gördün mü hocam, görmedin mi? Gördün. Maliye, muhasebe ya da hukuku gördün mü ya da hangilerini görmedin? Sana görmediğim bir tane dersi söyle. Üniversitede olmayan bir ders. Aynı örneği diğer öğrencilerim üzerinden de yapacağım. Şimdi arkadaşlar mesela Tuğba hocam dedi ki ben tarih öğretmeniyim. Sosyal bilgiler alanından da okuyorum. Yani öğretmenlik okuyorum ve son sınıfım dedi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bir tarih öğretmeninin tarih dersindeki seviyesi iyidir değil mi hocam? Mantıklı bakın. Tarih bölümünü bitirdim. Ha, üçüncü sınıfsınız, düzeltiyorum hocam. Tarih bölümünü bitirdim. Tarihte başarılıyım. Ama bir tarih öğretmeni en son matematik dokuzuncu sınıfta görmüş. Bu öğretmenin matematikte %100 başarı göstermesini bekleyebilir miyiz, bekleyemez miyiz? Mantıksal, yani tamamen düz mantık düşünün arkadaşlar. Tuğba hocam, tarihteki başarınla matematikteki başarın aynı mı ya da aynı olabilir mi? Aynen öyle değil mi arkadaşlar? İşte bunun için mesela Tuğba hocamın diyelim ki bizim sistemimizde kayıt olduğunda biz onun matematikte temel seviyede olduğunu ölçeceğiz. Ve diyeceğiz ki Tuğba hocam bak sen tarihte ileridesin. Türkçe'de ileridesin, coğrafyada da ileridesin ama sen matematikte temeldesin. Temelini kuvvetlendirmen için ön hazırlık yapman gerekiyor diyeceğiz. Çünkü senin buna ihtiyacın var. Ama tarihte, şimdi bir tarih öğretmenini tutup da İslamiyet öncesi Türk tarihini aylarca çalıştırır mısınız arkadaşlar? Bu sizce mantıklı mı?
Tarih öğretmeni bu bölümü bitirmiş. Bölümünü de çok seviyor. Ama dershaneye kayıt oluyor. Tuğba hocama diyorlar ki, Tuğba hocam biz senin bölümünle ilgilenmiyoruz. Bizi hiç ilgilendirmez. Biz tarihi sıfırdan başlattık. Sen de kayıt oldun. Gelip gidip girmek zorundasın bu derse. Değil mi? Bakın seviye ayrımı yok. Hiçbir kurumda yok. Ve siz kendiniz çalışırken de bunu yapmıyorsunuz arkadaşlar. Sonra dönem sonunda ne oluyor tabiri caizse? İki ayağım bir pabuca giriyor. Hocam konularım yetişmedi. Aman yarıda kaldım. Aman tekrar yapamadım. Aman soru çözemedim. Neden? Zamanını seviyene göre kullanmadığın için. Ama bizim yapay zeka sistemimizde sizin her dersteki eğitim bilimlerinin bütün derslerini düşün. Alanın bütün derslerini düşün. A grubunun bütün derslerini düşün. Genel kültür, genel yeteneğin bütün derslerini düşün. Tek tek seviyeni ölçeceğiz ve diyeceğiz ki Ayşe sen bu derste ön hazırlık yapacaksın. Ayşe sen bu derste orta seviyedesin, tekrar yapacaksın. Ayşe sen bu derste üst seviyedesin, pekiştirme soru çözümü yapacaksınız diyeceğiz. Yani kalan zamanı seviyene göre en doğru şekilde kullanacaksın. Bunu yaptığında az önce bir öğrencimiz söylemişti. Hocam 5 ay kaldı, stratejiye ihtiyacım var, bana strateji verin demişti. İşte hocam size vereceğim en önemli strateji bu olur. Seviyene göre çalış, öğrenme yapına göre çalış. Senin başka bir stratejiye ihtiyacın yok. Bunu tek başına sağlayamazsın ama. Bunu bir başka kurumda da sağlayamazsınız arkadaşlar. Şu an hangi kuruma kayıt olursanız olun. Direkt işte sıfırdan grup açtık. E girdin, seviyen iyi mi, kötü mü, ihtiyacın var mı, yok mu? Hayır. Onlar diyor ki biz ders veriyoruz. İster gir, ister girme, ister anla, isterin anlama. Arkadaşlar bir kere kendimize şu soruyu sorabilir miyiz? Biz bu sınava girmek mi istiyoruz? Biz bu sınavın sonucunda kazanmak mı istiyoruz? Amacımız ne? Önce bunu düşünün. Kazanmak. Kazanmaksa sadece eğitim veren bir kursu tercih etmememiz gerekiyor. Geliyor öğretmen hızlı hızlı anlat. Sen görselsin Feyza. Sen işitselsin Mukaddes. Sen Ahmet dokunsalsın. Nerede bunun ayrımı? Nerede beşinci kez girenle ilk kez giren öğrencinin ayrımı? Hiçbir yerde. O yüzden başarıya ulaşmak için seviyenize uygun çalışmak zorundasınız. Aynen öyle. Şimdi geliyorum arkadaşlar. En önemli olan kısımlardan biri. Artık kendini tanıyor musun? Tanıyorsun. Eğitim analizlerine girdin. Öğrenme yapını yapay zeka sistemi ölçtü. Her dersten farklı farklı seviye belirleme sınavlarına girdin. Her dersteki seviyeni yapay zeka ölçtü. Ve şimdi gelecek sana özel bireysel bir ders çalışma programı hazırlama kısmına. Bir başkasına ait program, sizin o programı taklit etmeniz arkadaşlar sınavda büyük bir geri dönülmez bir felakete yol açabilir. Lütfen bunu kendi geleceğiniz için yapmayın, olur mu? Hani YouTube'da var ya şöyle kazandım birinci oldum böyle kazandım onuncu oldum. Hayır, o onun için verimli bir programdı. O yüzden başarılı oldu. Ama senin için verimli olan program bu program olmayabilir. Senin bir öğrenme yapın var. Senin her derste farklı bir seviyen var. Senin bir sorumluluğun var. Günlük ders çalışmaya ayırabileceğin bir süre var. Ve senin her geçen gün sınava yaklaştığın gibi bir gerçeklik var. Sınavın ne zaman? 14 Temmuz. Biz ayın kaçındayız? 26 Ocak. Kaldı 5,5 ay. Bundan bir 15 gün sonra diyeceğim ki arkadaşlar sınava kaldı 5 ay. Kalan süren azaldıkça yapman gereken çalışmaların artacağı için daha stratejik, daha temkinli olmak zorundasın. Mukaddes hocam o kadar güzel bir örnek verdin ki aynen öyle. Diyor ki bak Mukaddes hocam, bu arada Mukaddes hocamın öğrencisi arkadaşı bizim kayıtlı öğrencimiz. Tek uzamdaki arkadaşıma programı bana da at dedim. İlle de dedi bu sana uymaz, saatler seviye farklı, anlamamıştım. Benden saklıyor zannetmiştim. Hayır hocam, emin olun sizden saklamıyor. En az kendisinin kazanmayı istediği kadar sizin de kazanmayı istediğinizi biliyor. Ama bence çok doğru bir yaklaşımda bulunmuş. Çünkü bizim yapay zekamızın onun sonuçlarına göre hazırladığı programla
Siz kayıt olduğunuzda size özel hazırlayacağı program arasında dağlar kadar fark var. Çünkü siz iki farklı kişisiniz, iki farklı seviye, iki farklı hedef. Evet Mukaddes hocam, neden bu kadar geç kaldınız? Olsun, gerçi bizim yapay zeka sistemimizde geç kalma diye bir şey yok. Günlük çalışmaya ayırabileceğiniz süre ve sınava kalan süreye göre size özel bireysel bir ders çalışma programı hazırlanacak arkadaşlar. Yapay zeka sistemine kayıt olduğunuzda ve geliyorum en önemli olan noktalardan bir diğerine, dört. Arkadaşlar, strateji çok önemli değil mi? Her şeyde. Bakın günümüzde ilişkilerde bile, iş ilişkilerinde, özel ilişkilerde, arkadaşlık ilişkilerinde, bir öğretmen-öğrenci arasındaki ilişkide bile. Yani her şeyde eğer bir hedefiniz varsa arkadaşlar, bir şeyler yapmak, kazanmak, başarmak istiyorsanız hedefe kilitlenmek zorundasınız. O hedefe ulaşmak için en güvenilir, en doğru, en kısa yoldan gitmeniz gerekiyor. Sınavı kazanmak bir hedef midir? Hem de hedefin alasıdır. Şu an bir öğretmen maaşı ne kadar oldu bilen var mı? 40 bin. Bir mühendis maaşı ne kadar? Yok mu içimizde mühendisler? 50'nin üstü, 50 plus, 55, 60 arası, yani atandığı yere göre değişiyor. Peki sağlıkçıların vardı. Bir ATT'nin maaşı ne kadar arkadaşlar? Bir ebenin maaşı ne kadar? Şu an Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çalışan bir sosyoloğun maaşı ne kadar? Bunları araştırdınız mı? Yani ben bir hedef uğruna bu yola çıktım ama benim hedefim ne? Bence 30 binden fazla Feyza hocam, o eski tutar. Şu an zamlı hali minimum 35-40. Yani sağlıkçıların yüksek alması gerekiyor. O yüzden şu anda lütfen bakın gözünüzü kapatın ve söylediğim şeyleri çok güzel dinleyin. Sen her ay 40 bin kazanacaksın desem, ama bu 40 bini kazanmak için de 5,5 ayın var. Dişini sıkacaksın, çalışacaksın. Gerekirse maddi gücün mü yok? Hayır. Arayıp tarayıp bulup bu desteği alacaksın. Ama bunun sonunda Allah uzun ömür versin hepimize. İnşallah mesleklerimize çok güzel icra edelim. Topluma, insanlığa, kendimize faydalı olalım. Bu mesleği ölene kadar inşallah güzelliklerle yapalım. Hiç motivasyonumuz, enerjimiz düşmesin. Orası ayrı bir konu. Ama her ay cebine 40 bin lira para girecek. Şimdi hedefe bakıyorsun, sürece bakıyorsun. Ve bu hedefi sadece sen istemiyorsun. Bu yıl sınava 4 milyon öğrenci girecek. Senin 4 milyon öğrenciden farkın ne? Bunu hiç düşündün mü? Bir farkınız olmalı, değil mi arkadaşlar? O yüzden lütfen bakın, sınav sürecini basite almayın. Bu sınavı tıpkı sizin gibi çok fazla öğrencinin istediğini, kazanmayı çok istediklerini ve yolun sonunda şu anki yaşamımızdan çok daha konforlu, psikolojik olarak, mental olarak çok daha sağlıklı. Bir kere kendini gerçekleştirdin. Hedeflerin üzerine bir çizik daha attın. Şu an birçoğumuzun yeni yıl ajandasında atanmanın olduğunu ben biliyorum. Yeni yıl hedeflerinde atanmak, büyük harfle atanacağım. Tamam, oraya yazdın, çok güzel. Peki neden harekete geçmiyorsun? Var mı bir engelimiz harekete geçmek için? Mukaddes hocam bak, o kadar haklısın ki sen 4 kere girdin. Bak 4 yıl önce bu seminere katıldığını düşün. 4 sene önce yolunun tek uzamla kesiştiğini düşün. 4 yıl önce bu sisteme kayıt olduğunu düşün. Şu an sen 4 yıllık bir müfettiştin belki de. Uzmandın. Belki yabancı dil sertifikalarını alıp yurt dışında görevlendirmeye gidecektin. Kazanacağın paranın, bu 4 yılda biriktireceğin anının, bu 4 yılda çevrendeki kaliteli insan sayısının artması da cabası. Ya da bir öğretmen, Tuğba hocam, sen tarih öğretmenisin. Atansaydın direkt mezun olur olmaz, şu an belki birkaç yıllık öğretmen olacaktın. Çok tatlı, güzel velilerin, öğrencilerin olacaktı. Farklı kurslara yazılacaktın hocam. Kendini geliştirmeye devam edecektin. Yani bir sonraki hedefe geçecektin değil mi? Ama atanamadığımızda arkadaşlar hayatın bir sonraki noktasına geçemiyoruz bakın. O yüzden bu yıl
Kesinlikle çok kararlı olun ama aksiyon da alın. Tuba Hocam maşallah. Yani 2011 yılında diyelim 12'de 13'te atansan hocam sen şu an 10 yıllık uzman bir öğretmen olacaksın. Öğretmensin bak orası zaten ayrı ama devlette, kamuda koşullarını düşün. Şu an matematik öğretmeni Fatma Gül hocam eminim özel ders falan veriyorsundur. Matematikçilere talep çok çünkü. YKS, LGS tayfaya. Hocam özelden kazandığın ne ki? Geceni gündüzüne katıyorsun. Belki boğazın patlıyor. Bak seni çok iyi anlıyorum. Matematikçiler, tarihçiler artık konuş konuş kendini tekrar 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 et. Gerçekten mental bir çöküş. Ve aldığın karşılık yok. Komşu görüyor sana soruyor. Sen daha atanamadın mı? İşte biriyle evlilik hayali kuruyorsun ya atanayım öyle evleneyim. Hani ben o kadar okudum atanmadan da geleceğimi birine bağlayamam. Beklet. Tamam. Senin enerjin de gidiyor. Yaşınla birlikte sen artık bakış açın değişiyor. Yorgun hissediyorsun, yıpranmış hissediyorsun. O yüzden ben şu an bu seminerde olan öğrencilerimin 2024 yılında bölümünüz ne olursa olsun atananlar listesinde kesinlikle isimlerinin olmasını istiyorum arkadaşlar. Bunun için strateji ise strateji, verimli çalışmaysa verimli çalışma, motivasyonsa motivasyon, ne gerekiyorsa yapacaksınız. Evet, tabii ki de hocam. Yani ailemiz zaten bizi okuturken zorluk çekti. Evet, bu bir borç değil. Onlar yine biz mutlu olalım, atanalım, atanmayalım önemli değil. Ama bu kişinin kendine borcu, kimseye borcu değil. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini hepiniz biliyorsunuzdur. En tepede ne var arkadaşlar? Kişinin kendini gerçekleştirmesi. Eğer sen atanmayı çok yüksek bir ideale kavuşturduysan bu senin kendini gerçekleştirmen için atacağın en önemli adımlardan biri. Tek uzamda olan rehberlik hizmeti hiçbir kurumda yok gerçekten. Aynen öyle Meryem Hocam. Bunu ben her gün o kadar fazla öğrencilerimizden duyuyorum ki bu da gerekli hocam çünkü. Yani bizim verdiğimiz eğitim inanın ki arkadaşlar ticari kaygı, çok para kazanalım, aman aman X kurumu geçerim, Y kurumu geçerim şeklinde değil. Bakın sizin geleceğiniz bize emanet ve biz bunun farkındayız. Gerçekten öyle. Kevser Hocam kaydedilecek. Sonrasında izleyebilirsin. O yüzden ne yapıyoruz? Strateji geliştiriyoruz. Unutmayın ki arkadaşlar şu an hiçbir sınav en âlâ mühendislik bile olsa sizden 100 puan almanızı istemiyor. Hiçbir zaman ÖSYM sizden bütün soruları Meryem hepsini bileceksin. 120 soru mu var? Hepsini yapacaksın. Mukaddes. Sakın ha, sakın ha bir soru bile yanlış yapma. Bir soru bile boş bırakma demiyor. Bunu beklemiyor. KPSS bir eleme sınavıdır. Bu sebeple strateji işidir. O yüzden yapabileceğinin en iyisini yap. Hedef puanın kaç? 80 mi? Sen şu an kaç puan alıyorsun? 60 mı? 20 puanın var. Sınava ne kadar var? 5,5 ay var. 5,5 ayda bu 20 puanı sana aldıracak bir program ve takiple ilerlersen her şey çok daha kolay olur. Kesinlikle. Hocam bunu bir öğrenci tek başına yapamaz. Sistem şart. Tabii ki mukaddes hocam. Bak şu ana kadar 4 madde saydım. Bu 4 maddenin 4'ünü de tek başına %100 yapmanız mümkün değil. Bunun için bize yapay zekaya, sanal bir koçluğa ve doğru bir eğitime, seviyenize uygun bir eğitime ihtiyacınız var ki şu an buradasınız. Kesinlikle yapabilsek biz olmazdık arkadaşlar. Hiçbir dershane olmazdı, kurum olmazdı, videolar olmazdı, kitaplar olmazdı. Kendi kendimize çalışırdık, öğrenirdik. Bu gerçekçi bir beklenti değil. Kesinlikle. 6,5-7 ay var ön lisansı. Böyle hazırlanırsam yetişirim. Betül Hocam, eğer TEKUZEM'in yapay zeka sisteminden faydalanır. Bu sisteme de minimum %90, %95 oranında uyum sağlar. Devamlılığını ilerletebilirsen çok rahatlıkla istediğin sonuca ulaşırsın. Hatta sınavdan çok daha erken bir sürede de bütün konularını, bütün çalışmalarını bitirirsin. Rümeysa Hocam, bu bahsettiğim sistem ücretli ama tutarları çok uygun. O yüzden hiç korkmayın, hiç kaygılanmayın. Ben ücret kısmında da yardımcı olacağım size. Geliyorum en önemli noktalardan olan birine arkadaşlar.
Performansınızı takip edin. Bakın, kendimi tanıdım, analize girdim. Seviye belirleme sınavına girdim, her dersten seviyemi ölçtüm. Kendime özel yapay zekadan bireysel bir ders çalışma programı hazırladım. Strateji geliştirdim, çalışmam gereken konuları, çalışmamam gereken konuları, önceliklendirmem gereken, geri plana atmam gereken konuları yapay zeka bana ayırdı. Benim için strateji geliştirdi. Geliyorum 5. Performans çok önemli değil mi arkadaşlar? Soyut değil, bakın, somut olarak çalışmalarınızın verimini daima ölçmek zorundasınız. Bunu sınavda bir sürpriz gibi, "Aa, ben çalıştım ama verimsizmiş. Tüh, vah vah." Hayır. Yaptığın her çalışmayı öğrendin mi, öğrenemedin mi? Ne zaman tekrar yapacaksın? Hangi konuyu öğrendin, hangi konuyu öğrenemedin? Programın ne kadarına uydun, ne kadarına uyamadın? Bunların hepsini ölçmek zorundasın. Yapay zeka sisteminde arkadaşlar, öğrendiğiniz konularda sizin unutma sürenize göre, az önce verdiğim örnek gibi, Eylül ayında çalıştığın konuyu kaç günde bir unutuyorsan, biz sana o kadar günde bir tekrar yaptıracağız zaten. Ve sen o konuyu dönem sonuna kadar belki de 10 defa bizimle tekrar etmiş olacaksın. Yani o konu artık ön bellekten arka belleğe gitmiş olacak. Öğrenemediğin konuları da hangi seviyedeysen, hangi basamaktaysan, ona göre programınızı ekleyeceğiz. O konuları dönem sonuna kadar öğrenmiş olacaksın. Şimdi geliyorum. Artık bu 5 maddeyi uyguladık yapay zekayla. Ben artık verimli çalışabiliyor musun sorusuna, bunların hepsini yaptığımda evet derim. Hem de %100 evet derim. Ama verimli çalışmanın olmazsa olmazlarını öğrendik. Evet, okey. Ama sınavın %50'si de arkadaşlar, şu bir gerçek ki, motivasyon. Hadi bakalım, beyin fırtınası yapalım. Şu an size kendinizi ne iyi hissettirir? Yani sizce motivasyon nedir? Şu an nerede? Ne yapıyor olurdunuz? Hangi zamanda olurdunuz? Şu an ne yapıyor olurdunuz da kendinizi iyi hissetmiş olurdunuz? Herkesten yanıt bekliyorum. Ay Mukaddes hocam, çok tatlısın. Zamanı geri almak, tek üzerime kaydolmak istiyorum. Atanmış olsam. Hayriye hocam çok uzak değil bence. Ben böyle bir sistemle atanabileceğinizi düşünüyorum. Sınav kaygısı olmadan sevdiklerimle yaz tatili. Fatma Gül hocam, o yaz bu yaz, yaz bir kenara. O yaz bu yaz olacak. Sınava bir girip çıkacaksın. Sonuca bile bakmana gerek yok. Hocam bu iş oldu cepte. Atanma cepte. Git tatiline. Atanıp kendi evime çıkmak. Ebru hocam, senin bölümün neydi? Atanıp ayaklarımın üstünde durduğumu görmek. Bir ay öncesine gidip ders çalıştığım günlere dönmek. Ah ah, değil mi? Sosyalizm. O çok güzel. Hocam hedefim minimum 90 üstü. Atanıp işimi severek yapmak. İnşallah bunların hepsi olacak. Ay Mukaddes hocam, sen benim iç sesimsin ya. Hesap kitap yapmadan maaşımı harcamak. Hocam sen bir de A grubu şu an bir gelir uzman yardımcısı minimum 45-50 arasında alıyor. Hele biraz, birkaç yıl geçsin uzman olduğunda, ya da biraz daha müfettişlik kadrolarına falan geçsin, senin maaşın 60 binin altında olmaz. Çatır çatır harcı hocam. Bunları hak ettiniz arkadaşlar. Hak ettiniz. İnşallah o günlerde gelecek. Düşünün. Kendinize inanın, güvenin. Arkadaşlar, kişi hayalini kuramadığı hiçbir şey gerçekleştiremez. Her bir gerçek önce minik bir hayalden başladı. Her büyük adım küçük bir emeklemeyle başladı. Bunu unutmayın. O yüzden ilham alın kendinize. Ne size motivasyon veriyorsa, ne sizi yükseltiyorsa enerjisel olarak, onları yapın lütfen. Zamanımı iyi değerlendiremedim. Nafi hocam, olsun, bu tarihten sonra iyi değerlendir. Yani geçmiş zamana bir şey yapamayız arkadaşlar, ama önümüzde gelecek 5,5 ay var. O yüzden lütfen pişmanlıkları bir kenara bırakalım. İyi ki demek için bugünü bir milat olarak kabul edin. Bugünden itibaren gerekeni yapın. Mukaddes hocam, şu an Tekuzem'e kayıt olursan biz seni yetiştireceğiz. Yapay zeka sistemi kalan zamana göre senin seviyene uygun bir program yapacağı için hocam,
seni yetiştirecek. O yüzden hiçbir kaygın olmasın ama daha fazla geç kalma. Bugün senin kaydını alalım. Şimdi geliyorum motivasyon. O işte o sihirli cümle. Motivasyon. En önemli olan kısımlardan biri. Arkadaşlar motivasyonda 5 farklı teknik vardır bakın. Bir, hedef. Hedefsiz motive olamazsın. Hedeflerini çok iyi belirle. İki, kendine ilham kaynakları bul. Üç, yaşadığın bütün zorlukları aşmak için çözüm yolları üret. Düşün, taşın, geceli gündüzlü o zorlukları aş. Bunun yolunu sen bul, bir başkası değil. Dört, senin yolundan gitmiş kişilerin, başarılı olan kişilerin öykülerini oku, dinle, örnek al. Azimlerini örnek al, bak programlarını değil, çalışma yöntemlerini. O nasıl başarmış? Başarı duygusunu örnek al, onu sen de yaşamak iste. Ve beş, günlük rutinlerini hedefine uygun bir şekilde değiştir. Bakın, her bir küçük damla arkadaşlar bir okyanusta oluşturuyor. Her küçük bir emekleme bir örnek veriyorum bayrak yarışını oluşturuyor. Yani hepimiz emekledik. Hepimiz minik hareketlerle başladık. Şu an çok ünlü, çok başarılı koşucularımız var mesela millet. Bayrak yarışı gibi düşün. Hayatın boyunca bu devam edecek. Sadece sınavda değil ki. Sen sınavı kazanacaksın, atanacaksın. Görevde yükselmek için yine hedef koyacaksın kendine. İşte yabancı dil öğrenmek için hedef koyacaksın. İnsanlara yardımcı olmak için hedef koyacaksın. Daha çok para kazanmak için, daha çok mutlu olmak için. Yani hedefler hiçbir zaman bitmez arkadaşlar. Son nefese kadar hedeflerimiz zaten olacak. Ama hedefin ne olursa olsun, hedefine uygun bir hayat yaşarsan o hedefe zaten ulaşırsın. Yani senin rutinin bambaşka, hedefin bambaşka. Sen buraya gidiyorsun, hedef buraya gidiyor. Kavuşamazsınız, buluşamazsınız. Evet Mukaddes Hocam, iyi ki girmişsiniz bu seminere ve diğer öğrencilerimiz de. İyi ki hepiniz katıldınız. Şimdi bunları tek tek ele alalım. Bir, hedefimiz. Şu an bizim hedefimiz ne arkadaşlar? Bu seminerde olan öğrencilerimin en nihai hedefi ne? Atanmak, değil mi? Hepimizin ortak noktası atanmak. Okey. Peki hedefler ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir, kısa vadeli, kısa süreli hedefler. İki, uzun vadeli hedefler. Hedefinizi belirlerken spesifik, ölçülebilir ve ulaşılabilir olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin bu sınava hangi hedefinize ulaşmak için giriyorsunuz? Yani hedef para kazanmak mı? Hedef konum mu? Hedef topluma gösteriş mi? Hedef kendimi gerçekleştirmem mi? Hedef insanların hayatına dokunmam mı? Değil mi? Aslında hepsi ama biri daha ağır basıyor. Aynen öyle. Şimdi kendinize kısa vadeli hedefler koyduğunuzda bu hedefler bir ders çalışmak olabilir. Bu hedef bir 100 soru çözmek olabilir. Mesela sınavdan yola çıkarak söylüyorum. Günlük veya haftalık gibi kısa süreçler için belirlenen hedefler hızlı geri bildirim ve tatmin sağlar. Yani sen dersin ki mesela Feyza Hocam 100 soru çözeceğim, 80'i doğru çıkacak. 100 soru çözdün, 80'i doğru çıktı, bu seni ne yapar? Tatmin eder. Ben yapıyorum, çok iyiyim dersin, değil mi? Bu kısa süreli bir hedeftir. Bu gerçekleştirilebilir bir hedeftir. Sürekli ilerleme hissi verir ve motivasyonu sürdürmeye yardımcı olur. O yüzden kısa vadeli hedefler zaten koyacaksınız. Bu bir. Ama atanmak, kazanmak uzun vadeli bir hedef. Neden? 5,5 ay var. Şimdi ben günlük kendime koyduğum hedefler gibi 5,5 ay sonrasını zamanı ileri sarıp getiremem. Ama benim bugünlerim birikecek, 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 sınav gününü çıkaracak. Yani ben o 5,5 ayı günlerden ibaret sonuçta. Günlerde, saatlerden ibaret. O yüzden kısa süreli hedeflerimi yerine getirebilirsem en sondaki uzun süreli beni asıl tatmin edecek, asıl mutlu edecek hedefime daha rahat ulaşırım. O yüzden uzun vadeli hedefler genellikle büyük ve önemli amaçlardır. Bu hedeflere ulaşmak için daha fazla zaman ve çaba harcamanız gerekir. Ancak başardığınızda çok daha büyük bir tatmin, çok uzun süreli bir başarı ve mutluluk hissi yaşarsınız arkadaşlar. Ay Feyza hocam çok tatlısın. Sevmeye hastası çocuklara yardım etmek. İnşallah hocam ne kadar güzel. Tekrarını izleyebilirsiniz Berna hocam eğer ilk kısmı kaçırdıysanız.
Şimdi geliyorum. Ay böyle sarı sarı bir içimiz açıldı. Çok iyi oldu. İlham kaynakları. İlham kaynakları arkadaşlar, motivasyonunuzu yeniden canlandırmak, sürdürmek ve kendinize yön belirlemek için çok önemli bir araçtır. O yüzden ilham verici hikayeler okuyup, ilham verici filmler izleyip, ilham verici kitaplar okumanız gerekiyor. Bakın, ilham kişinin kendi içinde ama bunu dışarıdan desteklemesi gerekiyor. Yani bir rol modeliniz olabilir, kişilerin yaşadığı zorluklar sonrasında o yaşadığı devasa başarı, devasa mutluluk size özenç. Yani özenme, bu bir kıskanma değil, bu bir rol model alma. Ama yaşadığı duyguyu rol model alma. Az önce de söylediğim gibi. Mesela Aziz Sancar. Adım adım nasıl Nobel ödülüne yürüdü? Bunu mesela araştırın. Yani hangi yollardan geçti? Ne zorluklar yaşadı ve ne kadar devasa bir mutluluk yaşadı? Nobel ödülü almak ne demek? Öyle düşün. Ya da Beethoven'ı düşün. Bak, Beethoven duyma engelli, sağır. Sağırlığına rağmen unutulmaz birçok esere nasıl imza attı? Bir insan duymadan nasıl bunu yapabilir? Öyle düşün. Ya da Rowling'i düşün. Zorluklarla dolu yaşamına ve birçok yayın evinden ret yedi. Hayır, tutmaz tutmaz, olmaz olmaz dediler. Tüm zamanların en çok satan kitapları, hiçbirimizin bilmediğini sanmıyorum, Harry Potter. Bunu nasıl kaleme aldı? Ya da kendine nasıl inandı? Nasıl güvendi ki oradan ret yedi, buradan ret yedi, şuradan ret yedi ama vazgeçmedi? Ya şöyle deseydi mesela Mukaddes Hocam. 4 kere giriyorsun sınava. Bir kere girdim. Aa, hayır olmadı, küstüm. Girmeyeceğim. Neyse, atanmak kısmetimde yokmuş. Bak sen de ne kadar güzel bir ilham kaynağısın, değil mi? Pes etmedin. 2 kere girdin olmadı. 3 kere girdin olmadı. Bu yıl inşallah olacak. Bak herkesin hayatı bir noktada dönüyor. O yüzden kendine güvenen, bunu hak ettiğini düşünen kimse vazgeçmez arkadaşlar. Eğer vazgeçiyorsanız, bakın çok ciddi söylüyorum, psikolojik bir açıdan söylüyorum bunu. Eğer bir kişi kapıyı bir tıklatıyorsa, kapı açılmıyorsa ve vazgeçiyorsa, o kapının açılmayacağına inanmıştır zaten. Kendine de bunu ispatlamıştır. Buna az hatta kendini gerçekleştiren kehanet denir. Zaten özgüveni yok, zaten inancı yok. Aa, açılmadı mı? Tamam, arkamı döner giderim. Hayır, hayat bu kadar basit bir şey değil. Arkana dönüp gidemezsin. Senin bir hedefin var. Senin hedefin atanmak. Bunun için bu yola çıktın. Bunun için o zorlu üniversite yaşamını geçirdin. Ve atanana kadar da pes etmeyeceksin. Vazgeçmek yok. Öyle ya da böyle bu yıl olacak. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Hadi biraz enerji istiyorum. Okey. Evet, harikasınız. İlham verici filmler izleyin ve kitaplar okuyun arkadaşlarım. Örneğin mesela Özgürlük Yazarları, Ölü Ozanlar Derneği, Koç Carter filmlerini izleyebilirsiniz. Ya da mesela kitap okuma alışkanlığımız bizim normalde var mı arkadaşlar? Türü fark etmez. Şu an buradaki herkes düzenli kitap okuyabiliyor mu? Bakın, bir üniversitede yapılan araştırmaya göre arkadaşlar, stres düzeyimizi %68 oranında kitap okumak azaltıyormuş, biliyor musunuz? Müthiş bir şey. Müthiş gerçekten. O yüzden sınava hazırlanırken en az 20 dakika bile olsa, yarım saat bile olsa lütfen kitap okumaktan vazgeçmeyin. Hem psikolojiniz için bir bak, bir taşla iki kuş. Psikolojin düzeliyor mu? Düzeliyor. Stresini azaltıyor musun? Azaltıyorsun. Kelime dağarcığın yükseliyor mu? Yükseliyor. Okuma hızın yükseliyor mu? Yükseliyor. Daha rahat anlıyor musun? Anlıyorsun. Özgüvenin gelişiyor mu? Gelişiyor. Bir ortamda konuşacak konu bulabiliyor musun? Bulabiliyorsun. Hemen hemen her konuda fikrin oluyor mu? Oluyor. E, bir kitap daha bize ne yapsın? Ne yapsın? Sinem hocam, bunu not alacağım. Kitap önerisi sevme sanatı. Merak ettim. Okumaya çalışacağım inşallah. Okudukça da sizi hatırlarım artık. O yüzden arkadaşlar, bu yatırımı kendinize yapın. Bakın, ben sınava hazırlanıyorum diye aman asosyal olayım, aman sinemaya gitmeyeyim, aman tiyatroya gitmeyeyim, aman o kitabı o kadar yüksek para vereceğime gider soru bankası alırım. Hayır.
Bu da senin kendine yaptığın bir yatırım. Öyle düşün. Geliyorum arkadaşlar. 3. Bakın ne kadar güzel bir görsel var. Biz güçlüyüz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sınava hazırlanırken pek çok zorlukla karşılaştınız. Karşılaşmaya devam edeceksiniz. Unutmayın ki başarısızlık ve hata yapma öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Yani öğrenmek için başarısız da olacaksın, düşeceksin, hata da yapacaksın. Bunlar olacak. Aksi bir hayat zaten yok. Bunu biliyorsunuz. Olacak ama önemli olan arkadaşlar bir zorlukla karşılaştığınızda öncelikle bunu çözmeye dair isteğiniz olacak. Pes etmeyeceksiniz. Problemi tanımlayacaksınız arkadaşlar. Benim sorunumun net olarak kaynağı ne? Bunu bir şekilde tanımlayacaksın ve o kaynağı bulman zaten çözüm sürecinin ilk adımını atmanı sağlıyor. İki, alternatif çözümler üretin. Hiçbir şeyin sadece tek bir yolu yoktur. Bakın bunu unutmayın. Birden fazla çözüm yolu vardır. Alternatifi vardır. Sadece biraz üzerine düşüp mesai harcaman gerekir. Sorunlara birden fazla açıyla bakarak farklı çözüm yollarını düşünün ve değerlendirin. Üç arkadaşlar karar verin ama siz verin. En uygun çözüm yolunu seçin ve bu çözüm yolunu hayata geçirmek için kararlı olun. Dört, uygulayın ve değerlendirin. Seçilen çözümü uygulayın ve sonuçları değerlendirin arkadaşlar. Bundan sonra karşımıza çıkacak her zorlukta bu dört basamağı çıktığımızda çözemeyeceğiniz hiçbir zorluk, aşamayacağınız hiçbir durum yok. Şimdi geliyorum. Ah ne kadar güzel. Çiçekler, böcekler, kuşlar. Çok huzur verici bir sayfa. Hazır mısınız? Size o kadar güzel Pekuzem'in kayıtlı öğrencilerinden yorumlar getirdim ki eminim ki ben okudukça siz duygulanacaksınız. Bir sonraki yıl acaba ben bu yorumların yazarı, sahibi olabilir miyim diye düşüneceksiniz. Eminim. Başarı öyküleri. Gerçek başarı öyküleri okuyun ya da videolarını izleyin. Başarı hikayeleri, başkalarının başarı hikayeleri kişilerde ben de yapabilirim. Ne farkım var ki inancını güçlendirir ve motivasyonunuzu artırır arkadaşlar. Harikasın Feyza Hocam. Şimdi geliyorum bizim kayıtlı öğrencimiz geçtiğimiz yıllardan. Kendisi sosyal bilgiler öğretmeni, ismi Ayşenur. Ayşenur hocamız 4 kez sınava girdi. Ama o asla umudunu yitirmedi ki branşı sosyal bilgiler. Tuğba hocam çok iyi biliyor ne kadar kapsamlı detaylı bir branş. Anlattıklarına göre zaman zaman karamsarlığa kapıldı. Çok defa vazgeçmeyi düşündü. Ne mutlu bize ki, ne mutlu bize ki umudunu kaybetmemiş bir Ayşenur öğretmenle 5. sınavında 5. kez girişinde yollarımız kesişti. Ve 5. sınavında bu hocamız atandı ya 4.'den sonra pes etseydi. Hiçbirimizin bir yerlerde umudunu kaybetmiş bir Ayşenur öğretmenden haberi olmazdı değil mi? Şu an bakın bu kadar bu seminerde yüzlerce kişi var. Şu an Ayşenur hocamın gıyabında ne kadar güzel şeyler söylüyoruz. Eğer sınava girmeseydi, eğer vazgeçseydi onu hiç tanımayacaktık. Öyle düşünün. Neden bir Ayşenur öğretmen de siz olmayasınız ki arkadaşlar? Var mı bir engeliniz? Var mı bir farkınız? Yok. İstek ve inanç ve doğru desteği alacaksın. Doğru yere yatırım yapacaksın. Bitti. Kazanmak bu kadar da zor değil aslında. Geliyorum Gülşe hocamıza. Gülşe öğretmenimiz tarih öğretmeni. Tuğba hocam Gülşe hoca da senin aslında meslektaşın. Sen hem tarihçi hem sosyal bilgilercisin. Sosyalcisin. Ay böyle diyenleri de hiç sevmezdim ama ben de onlardan biri oldum. Lisede falan derdik ki işte müzikçi, bedenci. Hayır yani onlar öğretmen. Müzik öğretmeni, beden öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni. O yüzden tarih öğretmeni düzeltiyorum. Evet Hayriye hocam ben çok istiyorum. Seneye bir daha buna benzer seminer yaptığımda diyeyim ki Hayriye hocam da böyle böyle yollardan geçti. Bir seminerde bizimle yolu kesişti, kayıt oldu ve şu an atandı öğrencilerine ders anlatıyor. Ben bunu demek istiyorum. Bir yandan tam 5 kez sınava hazırlandı. Bir yandan da ücretli öğretmenlik yaparak geçimini sağladı. Çoğu kez yoruldu, zorlandı
Ama devam etti. Altıncı, bak 6 seneden bahsediyorum. Altıncı hazırlığında bizimle tanıştı. Hiç şikayet etmedi ve azmini hiç kaybetmedi. Atandı. 5 yılın ardından 6. denemesinde atandı. Demek ki doğru desteği daha önce alsaydı Hayriye hocamız, Gülşe hocamız çok daha önce atanacaktı. Ayşenur hocamız çok daha önce atanacaktı. Öyle düşünün. Geliyorum okul öncesi öğretmeni. Aynı zamanda benim meslektaşım, çok saygıdeğer Dilan öğretmenimiz. Bu hocalarımızın her birinin kulakları çınlasın. Eminim ki öğrencilerine şu anda çok çok güzel bir süreç, çok çok güzel bir dönem hediye etmişlerdir. Şu an gerçi sömestrdalardır. Belki de tatildelerdir arkadaşlar. Öyle düşünün. Bakın biz burada sınava hazırlanıyoruz. Onlar tatilde, atanmak ve atanamamak. Bak bu bile seni motive etmeli. Ciddi anlamda söylüyorum. Dilan hocamız gerek kendisi çalıştı, gerekse örgün dershaneye gitti. Tam 3 kez sınava girdi. Pes etmedi. 4. hazırlığında yolu bizimle kesişti. Atandı. Atandıktan sonra bizlere dedi ki psikolojik yapı doğru eğitimi almak kadar çok önemli. Aksi halde başarmak çok zor. Yani motivasyon, motivasyon, motivasyon. Bu şekilde bu hocalarımızın da kulaklarını çınlatmış olduk. İnşallah bir sonraki yılda burada sizin adınız ve sizin deneyimleriniz yazar. Amin. Geliyorum 5. yöntemime, günlük rutinler. Az önce de söylediğim gibi küçük adımlar büyük adımları çağırır. Minik bir su damlası bir okyanusu oluşturur, bir denizi oluşturur. O yüzden lütfen bir günü hafife almayın, bir saati asla hafife almayın. Onlar birike birike bizim 1 yılımızı, 2 yılımızı, 10 yılımızı, dönemlerimizi, hatta bir ömrümüzü oluşturuyor arkadaşlar. Bu kadar önemli bakın bu söylediğim şey. Günlük rutinler hedeflere ulaşmak için adım adım ilerlemeyi ve motivasyonu sürdürmeyi kolaylaştırır. Sağlık rutini çok önemli günümüzde. Bakın bu kadar da salgın varken hem genel günlük sağlığımızı koruyalım hem de bedenimizin, ruhumuzun sağlığını koruyalım. Uykunuzu düzenli tutun. Düzeninizi bozmayın. Sağlıklı beslenin ve temiz havada yürüyüş yapın arkadaşlarım. Çalışma rutini bakın bu program için çok önemli. Günlük çalışma saatlerinizi belirleyin ve bu rutine sadık kalın. Sevgi rutini, ay benim en sevdiğim şey sarılmak. Sevdiğiniz insanlarla sohbet edin ve sosyalleşin. Sevdiğiniz insanlara sarılın. İzole yaşamayın. Toplumun içinden ayrılmayın. Siz toplumun bir parçasısınız. Unutmayın. Aktif dinlenme rutini. Kendinize vakit ayırın, hobiler edinin, bir spor dalı ile ilgilenin, çeşitli aktiviteler yapın, etkinliklerle zihninizi sınav dışı konulara yönlendirin arkadaşlar. Bunlar da bizim motivasyonumuzu oluşturan en önemli şeylerden biri. Bunları da yapmayı ihmal etmeyeceğiz. Evet Sinem hocam, dedikodu no. Hayır. Keyifli şeylerden bahsedin, güzel şeylerden, gelecekten bahsedin mesela. Nereye atanmak istediğinizden bahsedin, arkadaşlarınızla buluşun. İddiaya girin. Atanamayan atanana yemek ısmarlasın mesela gibi. Aynı yere atanmayı hedefleyin. Çok şey var. Dedikodu hayır. O insan enerjisini sömürür. Bir de güzel güzel enerjinizi arkadaşlar neden kötü şeyler için kullanasınız ki? Tabii ki de Sinem hocam. Böyle atanmış biri olarak direkt her şeyimiz değişmiş bir şekilde. Şöyle çantamızı tutarak o ortama girdiğimizi düşünsenize. Şey tattım ben atandım. Hadi darısı size. Direkt öyle olur ya arkadaşlar. Bir atananlar da yani sizi tenzih ederek söylüyorum bu arada. Bir de nişanlanan, evlenenlerde falan böyle bir anlık değişiklik olur. Ama güzel değişiklik bunlar. Bana çok eğlenceli geliyor. İnşallah yani tabii ki inşallah arkadaşlarınız hepiniz atanırsınız. Ama en çok emek veren, en çok doğru yöntemle çalışan ve tabii ki de tek düzenli çalışanlar atanacak arkadaşlar. Ben bu kadar da iddialıyım. Şimdi geliyorum, biz size ne sağlayacağız? Motivasyonu sağladık. Doğru çalışma yöntemlerinden bahsettik. Sınava kalan süre için ihtiyacınız olan ders çalışma programınızı hazırladık. Bu programla nasıl ilerlemeniz gerektiğine dair size yapay zeka koçluk yaptı. Siz bunlara uydunuz.
Bir yandan gireceğin canlı derslerin olacak, bir yandan gireceğin, izleyeceğin video derslerin olacak, soru çözümlerin, tekrarların, deneme sınavların olacak, konu tarama testlerin olacak, kaynakların olacak, soyut olarak sistemde dijital kaynakların olacak ve sen bunların hepsine en az %90, %100 uyum sağlayacaksın. Bu yıl tek uzamla atanan öğrencilerden biri de sen olacaksın. Daha ne bekliyoruz arkadaşlar? Şu anda bu, özellikle bu seminere katıldığınız için arkadaşlar, şimdi sistem yöneticimden linki paylaşmasını rica edeceğim. Evet Feyza Hocam, çok güzel. Sizin için çok devasa indirimler uyguladık ki seminerin başında da söyledim. Ticari kaygıları olmayan bir eğitim kurumuyuz arkadaşlar. Bizim amacımız Türkiye'de, hatta dünyada olmayan, sadece tek uzamda olan, patenti bize ait olan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak yaklaşık 10 senedir sektörde olan, tecrübeli olan ve bireye özel eğitim veren, bireye özel program hazırlayan tek eğitim kurumu. Tek uzamle hazırlanıp atanmanız. Benim istediğim bu. Devam eden gruba dahil olacaksınız hocam. Devam eden canlı derslere de, yani devam eden derslere canlı olarak gireceksiniz. Siz yokken gerçekleştirdiğimiz derslere de video olarak gireceksiniz. İsterseniz sadece video dersleri de girebilirsiniz bu arada. Kesinlikle arkadaşlar, canlı dersi, video dersi bir köşeye atın, onu her yerden bulursunuz. Canlı derslerimiz Ekim-Kasım gibi başladı. Arkadaşlar burada takılmanız gereken nokta canlı ders kısmı değil. Onu her yerden bulursunuz. İsterseniz sadece videoya da kayıt olabilirsiniz. Sizin bu 5 basamaktan bahsettim ya, verimli çalışmanızı sağlayacak. Buna ihtiyacınız var. Bunu da bizden başka bulabileceğiniz bir kurum yok. O yüzden ister canlı ister videoya kayıt olun, önemli değil. Önemli olan ne biliyor musunuz burada takılmanız gereken nokta? Sınava kalan süre boyunca ben nereden başlarsam başlayayım, tek uzam yapay zeka beni hedefe götürecek. Çok rahat götürecek beni bu hedefe. Bunun için beni programlayacak. Bunun için beni takip edecek. Bunun için benim performansımı ölçecek. Buna takılmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın, sizin bu yıla kadar bu sınavda başarılı olamamanızın sebebi zaten bu, doğru çalışamadığınız için. Yoksa her canlı derse katılan kazanıyor mu? Her dershaneye yazılan kazanıyor mu? Ama her bireysel çalışan, her bireysel bir yönlendirme alan, her takipli giden, her istikrarlı olan öğrenci kazanıyor. Siz hangi tarafta olmak istiyorsunuz? Sınava giren, tecrübe edinen tarafta mı? Sınava giren, kazanan tarafta mı? Kesinlikle. Bakın, Mukaddes hocam da dershaneye kayıt olmuş, 2 haftadır gitmiyorum dedi. YouTube'da zaten video var. Dershanelerde zaten eğitim var. Başka kurumlarda zaten canlı video ders var. Önemli olan senin ihtiyacın olan eğitimi kalan süre için sana sağlamak. Yani senin sürecini programlamak. Evet Tuğba hocam, konuları unutmayan atanıyor. Bunun için de senin unutma sürene göre bir tekrar periyodu oluşturman gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, bu ayrıcalıklı sistem Türkiye'de sadece tek uzamda olan sistemden faydalanıp kazanmak isteyen, atanmak isteyen öğrenciler ilettiğim linke tıklasın. Burası bizim kurumsal WhatsApp hattımızın linki ve lütfen geleceğinizi, hayallerinizi, 40 bin lira maaşınızı artık ötelemeyin. Ertelemeyin, bakın zarara giriyorsunuz. Maddi olarak da, zamansal olarak da, psikolojik olarak da her noktada zarara giriyorsunuz. Ertelediğiniz her bir gün kayıp. Ertelediğiniz her bir gün bir zarar, yani sizin için bir zarar. Sonraki günleri yoğunlaştırıyorsunuz ve unutmayın arkadaşlar, ertelemek çok amansız bir hastalık, biliyor musunuz? Sadece sınav için değil, hayatta ideallerinizin lütfen peşinden koşun. Yapamadığınız, gerçekleştiremediğiniz her çalışma, hele potansiyeliniz varken atmadığınız her bir adım sizin için sadece yüktür arkadaşlar. Bu sizi mutsuz eder. O yüzden şu an hemen kayıt olun. Çalışmalara bizimle birlikte başlayın. Atananlar listesine isminizi yazdırın. Bugün o gün olsun arkadaşlar. Ücretlerimiz de çok uygun. Hele rakip kurumlara göre falan 5'te 1'i, 6'da 1'i fiyatına.
Şu an GGK, lise, ön lisans, lisans paketlerimizin tamamı seminer indirimimizle birlikte canlı derslerimiz 2500 lira arkadaşlar. Bu bir yıllık paket. 2500 TL sadece. Sen bu tutara hem eğitim hem koçluk yapay zeka sistemini satın alacaksın. Öyle düşün. Yani bu çok mümkün olmayan bir şey. Genelde duyan öğrencilerimiz zaten çok şaşırıyorlar. Gerçekten inanmakta güçlük çekiyorlar. Eğer kredi kartınız varsa da taksit de yaparız. Tabii ki de dersliği sadece koçluk da alabilirsiniz Rümeysa Hocam. Bunun içinde. Evet Tuğba Hocam. Rümeysa Hocam sadece koçluğumuzun tutarı da 2000 TL yapay zeka koçluk. Mukaddes Hocam senin hemen kaydını alalım. Şu an A artı B'nin ücreti 6000 TL. Üçlü paket GGK eğitim ÖABT'nin ücreti 5000 TL. Sadece GGK artı koçluk 2500 lira. Sadece koçluk 2000 lira. GGK artı eğitim birimleri 3500 lira. Hayır hiç yorulmadım. Tabii ki de sizi ben ararım. Hemen zaten semineri bitirir bitirmez kayıt olmak isteyen öğrencilerimi seminere özel ben arayacağım. Hemen kaydı tamamlayacağız. Ben artık istiyorum ki bu erteleme hastalığından kurtulun. Bugün başlayalım. Bu karar alınmışken hayata geçirilmeli arkadaşlar. Bakın rakipleriniz çoktan yol aldı. Geç kalmanızı istemiyorum. Aynen öyle. Bu linke herkes tıkladı mı arkadaşlar? Bakın indirimden faydalanmanız için linke tıklamanız gerekli bu arada. Linke tıklayın. Tuğba hocamın semineri'nden geliyorum. Kendisiyle görüşmek istiyorum. İndirimden faydalanmak istiyorum. Bunu yazacaksınız. Tuğba hocam seni ben arayacağım. Linke tıklar mısın? Kayıt işlemleri için ben ve diğer öğrenci koçlarım ulaşacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Harika. Var mı başka sorunuz? Ne demek Sinem hocam? Çok teşekkür ediyorum. Ben çok mutlu oldum hepinizi tanıdığım için. Bu yıl olacak arkadaşlar. Siz bizim için çok özelsiniz. Çok kıymetlisiniz. Size çok inanıyorum, güveniyorum. Ve yapay zeka ile her şey de mümkün. Bunu da biliyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Linki yeniden son kez paylaşıyorum. İndirimden faydalanmak, kayıt olmak için herkes bu linke tıklasın. Tutarlar çok 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 uygun. Bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize de lütfen çok çok iyi bakın. İyi ki tanıştık. İyi ki yollarımız kesişti sizinle. Görüşmek üzere. Bir de meşhur vedalaşmamızı yapalım. Diğer seminerlerime katılan öğrencileri mutlaka biliyordur. Evet Feyza hocam, senden bu hata bekliyorum. Bir gün bir seminerime katılacaksın ve diyeceksin ki hocam ben atandım. Buradakileri de bunu söylemek için geldim. Sefam olsun diyeceksin. O gün biz de seni alkışlayacağız. Arkadaşlarım hoşçakalınız. Dostçakalınız. Ama en önemlisi esenlikle ve sevgiyle kalınız. Bütün başarılar, bütün güzellikler sizinle olsun. İnşallah hepiniz tek uzam ailemize dahil olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakınız. Görüşmek üzere.